Bitwinning projesi, önceden belirlenmiş bir konu hakkında Avrupa Birliği'ne bağlı iki veya daha fazla okul arasında gerçekleştirilen proje ortaklığıdır. Bilişim teknolojileri, Information and Communication Tools, ICT ifadesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bilişim teknolojileri terimi, herhangi bir iletişim cihazı ve uygulaması, bunlara ilişkin hizmet ve diğer uygulamaların tümünü kapsar. Bilişim teknolojileri terimi, genellikle eğitimde bilişim teknolojileri gibi belirli bir bağlamda kullanılmaktadır. İşbirliği ve ortak çalışma, İnternet ve bilişim teknolojileri aracılığıyla yapılmaktadır. Etwinning, güvenli ve faydalı olan tüm BT araçlarının kullanımını teşvik etmektedir. Etwinning projesinde ortak okullara e-kardeş okul, Etlin denir. Projelerde amaçlar şöyle sayılabilir. 1. Ulusal ve bölgesel düzeyde e-kardeş okulu yaygınlaştırmak. 2. Katılımcı okullara teknik ve pedagojik desteği yaygınlaştırmak. 3. Avrupa E-Kardeş Okul Portalı'nda okul ve ortaklık kayıtlarını takip etmek. 4. E-Kardeş Okul projelerinin kalitesini takip etmek ve yaygınlaştırmak. 5. E-Kardeş Okul ile ortaya çıkan iyi uygulamaları belirleyip yaygınlaştırmak. 6. Bilişim teknolojilerinin pedagojik ve işbirliği amaçlı kullanımı için öğretmen eğitimini yaygınlaştırmak. 7. Merkezi destek servisi ve ulusal destek servisleriyle birlikte çalışmak. 8. Avrupa Etwinning Okul Portalı'na katılmak. 9. Dokümanları tercüme etmek, düzenleme ve yerelleştirmek. 10. Avrupa Komisyonu'na ve Merkezi Destek Servisine veri sağlamak. 11. Değerlendirme sürecinde yer almak. 12. Taşra ve okul idaresi ile ilişki kurmaktır. Başlangıcından beri Etwinning araçlarında birçok değişiklik ve ilerleme yapılmasına rağmen projenin temelleri aynı kalmıştır. Etwinning projesinin başlangıcından bitişine kadar birçok aşamadan geçildiği için farklı araçlar ve fonksiyonlarla karşılaşırız. En alt seviyeden yukarıya doğru şöyle sıralayabiliriz. 1. Siteler. Etwinning ile ilk temas hem ulusal site hem de Avrupa sitesi ile yapılır. Her iki sitede de kullanıcılara haberler, ilginç bilgiler, fikirler ve destek sağlanmaktadır. Bunlar siteye erişen herkese açıktır. 2. Kayıt. Kullanıcılar kişisel ve okul bilgilerini girerek Etwinning'e kaydolurlar. Verilerini girerek bir profil tamamlarlar ve projede ilgilenmek istedikleri fikirleri açıklarlar. Öğretmenler Etwinning'e kayıt olduklarında Ulusal Destek Servisi tarafından bilgilerinin doğruluğu onaylanmadan önce mevcut tüm araçlarıyla birlikte kişisel masa üstüne direkt erişim hakkı elde ederler. Tüm kayıtlı öğretmenler güvenli ve güvenilir bir öğretmen veri tabanı sağlamak için Ulusal Destek Servisleri tarafından kontrol edilir. 3. Masaüstü. Diğer öğretmenlerle irtibata geçilen, fikirlerin paylaşılıp tartışıldığı, gruplar oluşturulan ve sonunda bir projeye başlanan bir platformdur. Sadece kayıtlı olan Etwinning öğretmenlerine açık olan bir sosyal paylaşım alanıdır. Öğrencilerin erişimine açık değildir. Burada ortak arama, forum, dahili mesajlaşma, iletişim listesi ve gerçek profilin yönetimi gibi araçlar bulunur. Öğretmenler projenin başlamasından bağımsız olarak Etwinning gruplarına ve öğrenme etkinliklerine katılabilir veya bir öğretmenler odası oluşturabilir. Proje kaydı. Beraber çalışılacak birisini bulduktan ve nasıl yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra projeyi kaydetme vakti gelmiş. Şimdiye kadar yapılanların hepsi masaüstü ile yapılmıştır. Bir projenin onaylanması için gerekli asıl şart iki farklı katılımcının bulunmasıdır. Bu öğretmenler kurucu üyelerdir. Proje onaydan geçtikten sonra sayısına veya milliyetine bakılmaksızın diğer öğretmenler projeye katılabilirler. Projenin ön değerlendirmesi gerekmektedir. Genel olarak önceki bahsettiğimiz şart sağlandığı ve eğitim öğretimin içerik ve amaçlarına uygun olduğu sürece bütün projeler kabul edilir. Proje kabul günden önce Ulusal Destek Servisi girilen verilerin doğruluğunu kontrol eder ve yürütülecek projenin okul tarafından bilindiğinden emin olur. Kayıt olurken bir problemle karşılaşırsanız yardım için doğrudan ülkenizdeki Ulusal Destek Servisi ile irtibata geçin. 5. TwinSpace. İki kurucu üyenin ülkelerinin Ulusal Destek Servisleri tarafından projesi onaylandıktan sonra iki çalışma alanı oluşturulur. Bunlar proje günlüğü ve TwinSpace'tir. İlki üye öğretmenlerin projenin geliştirilmesi
geliştirilmesiyle ilgili aşamaları ve önemli detayları yazıştığı ve yorumlar bıraktığı bir web günlüğüdür. TwinSpace ise öğrencilerin erişip içinde çalışabildikleri güvenli ve işbirlikçi bir çalışma ortamıdır. TwinSpace her proje için gizlilik sunar ve ulusal destek servisi projeyi onayladıktan sonra kullanılır. Bu alana sadece öğretmenler tarafından izin verilen diğer öğretmenler, öğrenciler ve veliler erişebilirler. Bu öğretmenler kullanıcı hakları üzerinde tam bir kontrole sahiptir. Forum, e-mail, sohbet gibi iletişim araçlarının yanında dokümanlar, fotoğraflar, sesler, videolar gibi dosyaları paylaşmak için bir içerik yöneticisi vardır. TwinSpace'ler yöneticileri tarafından internette yayınlanabilir, bütün içerikler halka açık olabildiği gibi özel olabilir. AdminInc'in en kıymetli ve önemli iki özelliği evrak işinin olmayışı ve esnekliğidir. Bütün idari dokümanlar çevrimiçi halledilir. Bu dokümanlar sadece bir kullanıcı ve proje kaydından ibarettir. Ulusal destek servisi ve iller verileri kontrol edip doğruluğunu onaylarlar. Ama bu işlem öğretmenleri ilgilendirmez. Bir noktadan sonra ayrıntılı detaylarla doldurulması gereken formlar yoktur. Sadece öğretmen bazı bildirimleri almak isterse ilgili dokümanları doldurması gerekir. AdminInc projelerinin başlangıç ve bitiş tarihi yoktur. Yani yılın herhangi bir zamanı başlanabilir ve istenildiği kadar süre devam ettirilir. Bu programa büyük bir esneklik sağlar. Başlangıçta oluşturulan plan da istenilirse değiştirilebilir. Projenin nasıl yürüdüğüne bakılarak öğretmenler zamanı gelmeden projeyi bitirmeye veya uzatmaya karar verebilir. Hatta yeni ortaklar alabilirler. Temel olarak eğer bir proje istenildiği gibi gitmiyor ve çözüm bulunulamıyorsa proje bitirilmeli ve yeni birine başlanmalıdır. Proje tipleri ele alındığında önceden bahsettiğimiz esneklik, katılımcıların çalıştıkları konular ve alanlar bazında geniş imkanlar sunar. Bundan dolayı bir alan ve konu içeren projeler bulabildiğimiz gibi bütün veya birçok müfredatla ilgili olan projeler, hatta bunlar disiplinler arası konular veya okul hayatının kütüphane gibi farklı yönleri olabilir. Tüm AdminInc kullanıcıları AdminInc masa üstünde başkalarının görmesi ve kendileri hakkında bilgi edinmesi için kendi kişisel ve okul profillerini oluşturabilirler. AdminInc kullanıcıları projenin mesaj panosu üzerinde de yorum yapabilirler. Katılımcı profilleri de farklı olabilir. Bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Öğretmenler ve öğrenci grupları. AdminInc'te en çok rastlanan proje tipi budur. Farklı okullardan iki öğretmen müfredatın belirli yönlerini geliştirmek için beraber proje yapmaya karar verirler. Bu grup içinde her okuldan farklı öğretmenin yaptığı disiplinler arası içerikle ilgili projeler olduğu gibi aynı okuldan farklı öğrenci grupları ile beraber aynı bölüm öğretmenleri tarafından bir konu üzerinde geliştirilmiş projelere de rastlayabiliriz. Öğretmen grupları. Konu, alan, müfredatlar arası tema gibi ortak ilgi alanı bulunan bir grup öğretmen bir projede bir araya gelirler. Ortak bir işbirliği alanı olan TwinSpace'de bilgi ve malzemelerini paylaşıp tartışırlar. Projeler birçok üye içerebilir ve öğrencilerle başka AdminInc projeleri başlatmak için iyi bir başlangıç noktasıdır. 3. Okul idarecileri, rehber öğretmenler ve kütüphane yetkilileri. Bu grubun üyeleri ortak aramayı kullanarak kendi ilgi alanlarında Avrupalı meslektaşlarını bulabilirler. Geniş bir yelpazede amaç ve içerikleri sayabiliriz. Bunlardan bazıları eğitim sistemlerini karşılaştırmak, iyi uygulamaları birbirleriyle değiş tokuş etmek, ortak faaliyetler ve önlemler planlamak, başka öğretmen ve öğrencilerle projelere ev sahipliği yapabilecek bir içerik oluşturmaktır.